Değerli konuklarımız, bu yıl 13.sü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin ikinci gününde tekrar hoş geldiniz, tekrar birlikteyiz. Bugün Sayın Bakanımız teşrif ettiler, kendilerinin açılış konuşmalarıyla başlayan programımıza Enerji Pool Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Büyük Tüketici başlıklı oturumumuzla başlıyoruz. Bu oturumda moderatörlük yapmak üzere Enerji Pool Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doğan Sönmez'i sahneye davet ediyoruz. Şimdi sırasıyla panelistlerimizi sahneye davet ediyoruz. Tüpraş Enerji Optimizasyon Müdürü Sayın Bora Buyruk, Ege Çelik İdari İşler Koordinatörü, Ece Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Oktay Seküçoğlu ve Aşkale Çimento Enerji Danışmanı Sayın Salih Dadaşoğlu. Evet, panelistlerimiz de yerlerini aldılar. Ben sözü sayın moderatörümüze bırakıyorum. Buyurun efendim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz sene 12. Enerji Zirvesi'nde ilk defa düzenlenen Büyük Tüketici Oturumu'nu bu yıl ikincisini yapacağız. Bu onuru yaşıyoruz hep birlikte. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de çok değerli tüketicilerle beraberiz. Aslında bugün gündem başlıkları belirledik. Çok samimi bir oturum geçecek. Önden şunu söylemek isterim. O kadar iyi hazırlandık ki yarım saat öncesine kadar hala kimin ne söyleyeceğini, nasıl bir soru soracağımı kendilerine söylemedim. Tamamen samimi olmasını istiyorum çünkü. Sizlerden de ilerleyen süreçlerde sorularınızı bekliyor olacağız. Buradaki asıl amacımız tabii ki aslında tüketicilerin üzerine geçen bir oturum olacak. Bildiğiniz gibi yıllardır sürekli üreticilerin piyasada oyun oynadığı bir senaryodayız. Fakat artık tüketicilerin ne kadar önemli olduğunu, ilerleyen yıllarda daha ne kadar daha iyi bir noktaya geleceğini matematiksel olarak da anlatacağım, grafiklerle de anlatacağım sizlere. Gündemimize geçeyim. Türkiye enerji piyasaları genel görünümünden bahsedeceğiz. Tüketicilerin enerji piyasasındaki faaliyetlerinden bahsedeceğiz ki gerçekten çok değerli. Tüpraş, Ege Çelik ve Aşkale gibi değerli tüketicilerle beraberiz. En önemli konulardan bir tanesi enerji maliyetleri ve tedarik süreçlerini konuşacağız. Ve son iki yılın gündemi olan şebeke esnekliği ve talep tarafı katılımından bahsediyor olacağız. Aslında çok basit bir grafikle ilerleyeyim ben size. Enerji piyasalarının görünümünden bahsedelim. Zaten aslında birçoğumuz bu piyasaları biliyoruz. Elektrik piyasaları ve doğalgaz piyasaları olmak üzere ikiye ayrılıyor ama bizim bugün üzerinde duracağımız ağırlıklı olarak elektrik piyasaları olacak. Burada finansal piyasalara baktığımızda herkesin konuştuğu ikili anlaşmalar, vade elektrik piyasaları, gün öncesi piyasası ve gün içi piyasalarını görüyoruz. Burada vurgulamak istediğim konu aslında üreticilerin ve tüketicilerin olduğu piyasada maalesef doğrudan tüketici olarak katılım gösterilen bir bölümü göremiyoruz burada. Sadece finansal piyasalara katılmak için ikili anlaşmalar, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası gibi noktalarda kesinlikle bir tedarik lisansına ihtiyaç duyuyor tüketiciler. Burada çok basit bir tablo gibi gözükebilir ama bu tablo bizi neye gösterecek? Baktığınız zaman üretim, iletim, dağıtım ve tüketim görüyorsunuz. Çok basit bir tablo gibi gözükse de ben en sağ taraftaki tüketiciyi çıkarttığım zaman ne bir dağıtımın işlevi kalıyor, ne iletimin, ne üretimin. Aslında baktığımızda bir tarafta üretim, iletim ve dağıtım olması için kesinlikle tüketicinin olması gerekiyor. Bu oturumda ben sürekli sizi yücelteceğim bu arada, açıkçası söyleyeyim. Bir seviyeden sonra inşallah farklı bir boyuta gelmeyiz. Ama büyüklüğünüzü anlamanızı istiyorum. Çünkü bu tabloya baktığımızda hep bir üreticinin, bir iletimin, bir dağıtımın söz sahibi olduğu gözüküyor ama sizler de bilmelisiniz ki, açık ve net bir şekilde söyleyeyim, siz olmazsanız kimse olmayacak. Dolayısıyla bu gücü hissederseniz bugünkü oturumda ve umarım sözlerimizi dikkatli seçerek konuşursak sektörde ben de çalışmaya devam edebilirim. Çünkü ben bizzat tüketici tarafındayım, açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Daha övmeye devam edeceğim sizi bu arada, merak etmeyin. Şimdi bu senaryoya baktığımızda tüketimin ne kadar önemli olduğunu vurguladım ama diğer tarafta elektrik piyasası faaliyetleri, elektrik tüketicilerinin piyasa faaliyetlerinde alt tarafta üreticileri görüyorsunuz ve dahil olabileceği piyasaları görebiliyorsunuz. Üst tarafta tüketiciler yine doğrudan hiçbir şekilde bir yere bağlı olamıyor. Dolayısıyla bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. İleride bunlarla ilgili sorular soracağım size. Burada son iki senenin konusu olan yine yan hizmetlere de tüketicilerin bir şekilde dahil olma durumu, talep katılım dediğimiz kısım var. Oraya da geleceğiz. Ama ben umarım buradaki kişilere de aktarmışımdır yeterince. Tüketicinin olmadığı bir senaryoda
üretim, dağıtım ve iletimin hiçbir anlamı olmadığını tekrar eklemek isterim. Sözü de bu sunumdan sonra ne kadar tüketimin arttığını belirttikten sonra bunu tekrar vurgulayayım. Sürekli sanayicinin minimum %40 bandında bir tüketimi oluyor. Taleplere baktığımız zaman da 2023'teki analiz sizi yanıltmasın. Son 2 ayın tüketim verileri yok orada. 2025, 2030, 2035 tahminlerine baktığımız zaman da doğrudan yine tüketimin arttığı bir senaryo görüyoruz. Yani sürekli bu oyunun içinde bir tüketici olacak. Bununla ilgili de bu aşamadan itibaren artık topu Bora Bey size aktarmak isterim. Tüpraş tarafında hem bir sektör tanıtımı hem firmanızla ilgili neler yaptığınızı bize anlatırsanız çok sevinirim. Ondan öncesinde bütün davetliler istediği soruları sorabilirler. Cevaplanıp cevaplanmayacağı tamamen panelistlerin kendi özgür iradelerine kalmış. Çünkü biliyorsunuz hepsi birbirinden değerli firmalar, gizli bilgi olabilir. Soru soramayacaklar bana WhatsApp'tan yazabilir. Ben geçen sene böyle bir şey yapmıştım. Bir şekilde yakalıyorum bir yerden cevapları alabiliyoruz. Buyurun Bora Bey, topu size atayım ben. Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ben ayrıca tabii bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle Ulu Önder Atatürk silah arkadaşları, Cumhuriyetimizin kurulması ve ülkemizin inşasında emeği geçen tüm büyüklerimizi de saygı ve hasretle anmak istiyorum burada. Şimdi siz tabii güzel söylediniz. Sorular, sektör tanıtımı, şirket tanıtımı. Bizim Tüpraş olmamız sebebiyle bir hassasiyetimiz var, onu da belirtmiş olayım. Burada paylaşacağımız veya paylaşmayacağımız, söyleyeceğimiz ve söylemeyeceğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Öyle yorumlanmasını istemeyiz. Zaten her türlü bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca dile getireceğimiz konularda zaten kendimiz için değil, sektör paydaşlarımız, tüm tüketicilerimiz, kardeş firmalarımız için geçerli olacak diyelim. Tüpraş'ı tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ben yine genel bilgilerden biraz bahsetmek istiyorum. Biz Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'yiz. Özelleştirmeyle Koç grubuna geçmiş bir şirketiz. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşuyuz. Bizim 4 rafinerimiz var. Batman, Kırıkkale, İzmir ve İzmit'te. Toplam 30 milyon ton bir petrol işleme kapasitemiz var. Dünyanın en büyük 30. Avrupa'nın en büyük 7. rafinerisiyiz. Biz özelleştirme sonrası 2022 yılına kadar 7.2 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ülkemiz için üretimin artması ve ihracatımızın artması, ithalatımızın azalması yönünde. 2021 yılında stratejik dönüşüm planımızı açıkladık. Bunun 4 ana bacağı vardı. Sürdürülebilir rafinaj, sıfır karbon elektrik, biyoyakıtlar, yani sürdürülebilir havacılık yakıtları ve yeşil hidrojen alanlarında. Sıfır karbon elektrik üretimine yönelik bizim lisanslı ve lisanssız mevzuatın el verdiği ölçüde yatırımlarımız devam ediyor. Devreye alıyoruz GES'lerimizi, RES'lerimizi. Stratejik planımız kapsamında yine emisyon azaltma hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayacağını beklediğimiz sürdürülebilir havacılık yakıtları ile ilgili yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz İzmir rafinerimizde. Honeywell'in lisansını aldık, UOP'nin Ecofining teknolojisini kullanacağız. Bu proje sonunda 400 bin ton bitkisel atık ve hayvansal bazlı atık ham maddeyi bertaraf etmeyi hedefliyoruz yıllık. Bir de yine İzmir rafinerimizde 20 megawattlık bir elektrolizör, yeşil hidrojen üretim amaçlı elektrolizör yatırımımız için çalışmalarımız devam ediyor. Biz 2022 yılında 52 adet enerji verimliliği projesi gerçekleştirdik. Enerji verimliliği çok önemli bir konu başlığı. Tüm tüketiciler için enerji yoğun her yerde. Tabii en pahalı enerji olmayan enerji. Dolayısıyla enerji verimliliği çok değerli. Ne kadar azaltırsak o kadar faydası var bizim için. Biz enerji ihtiyacımızı doğalgaz, fuel oil, LPG, rafineri gazı diye tabir ettiğimiz kaynaklardan sağlıyoruz. En büyük ağırlıkta doğalgazda. Doğalgaz tüketimimiz yüksek. Elektrik ve buhar ihtiyacımızın da neredeyse tamamını kendimiz karşılıyoruz. Dönem dönem elektrikte fazlamız da oluyor. Bunu da piyasada, sizin demin paylaştığınız finansal ve fiziksel piyasalarda ülkemizin arzında sunuyoruz diyeyim. Burada çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Giriş konuşmalarını yaptıktan sonra esas merak edilen konu tabii ki tedarik tarafı olacak. Ben birazcık daha meraklandırmak istiyorum dinleyicileri. Çok sevgili Oktay Bey, biraz bize Ege Çelik tarafını anlatırsa çok memnun oluruz. Sonuçta demir çelik sektörü de lokomotif diyebiliriz sanayi tarafında. Sizi de tanımak isteriz firma olarak. Herkese merhabalar. Biz Ege Çelik, Ege Çelik olarak çelik üreticisiyiz. 2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitemiz var. Burada biraz kullandığımız enerjilerden
üretimimizden ve bunlar için neler yapıyoruz? Enerjimizin tedariki, enerji verimliliği tasarruf çalışmalarımızda neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bir hurdadan sıvı çelik üretiyoruz. Bunu da elektrik ark ocaklarımızda yapıyoruz. Elektrik ark ocakları 3 tane 55 santim çapında elektrot düşünün. Hurdaya elektrik akıtıyoruz, ark veriyoruz. O nedenle tüketimimizin, elektrik tüketimimizin en yüksek bölümünü elektrik ark ocakları sağlıyor. Sonra bir pota ocağına getirilir bu. Bir metalurjik işlem yapılır. Orada da yine ark veririz, sıvı çeliğe veririz bu defa ve diğer muhteviyatı için kimyasallar atarız. Doğal gazı brülörlerden veriyoruz. Doğal gaz ve oksijen kullanıyoruz. Oksijeni kendi hava ayırma tesisimizde üretiyoruz. Bu şekilde çeliği üretirken bir taraftan kimyasal enerji, karbon da ekliyoruz. Zaten çeliğin muhteviyatında vardır karbon. O nedenle onun için kömür atıyoruz. Yani kömür, doğal gaz ve oksijenle yukarıdan da elektrik enerjisiyle aslında hurdayı bir nevi eritiyoruz. Yani orada bir hali 1600 dereceye getiriyoruz. Sonrasında bu sıvı çeliğimizi çelik kütüklere dönüştürüyoruz. Çelik kütükleri o şekilde de satabiliyoruz. İnşaat demiri olarak haddanelerimizde haddelip inşaat demiri veyahut da filmaşin çelik olarak satıyoruz. Şimdi daha çok çelikhanede ve haddanede daha çok hep prosese yönelik, çünkü en yüksek tüketim orada olduğu için tasarruf projeleri hep prosese yönelik yapılıyordu. Ama aslında çok ciddi bir servis enerjisi tüketimi de vardır. Pompalarda, basınçlı havada, fanlarda ciddi anlamda elektrik tüketiriz. Bu aylık 20 bin megawatt saati geçebilir. Buralarda enerji tasarrufu çalışmalarıyla başladık biz aslında enerji işine. Enerjiyle ilgilenmeye, enerji yöneticiliği sertifikaları aldırdık personelimize. Ben de özellikle zamanda 2011 yılında almıştım. Yaptığımız işlere şimdi mi başlayayım yoksa sonra mı devam edeyim böyle sürecimize? Bence tanıtım olarak yeterli. Tamam. İlerleyen taraflarda birazcık daha hem tedarik tarafını hem maliyet taraflarını konuşacağız. Tamam. Tabii ki farklı sorular da gelebilir. Tekrar ben de teşvik edeyim. Bilinmesi gereken ama sizin söylemek istemediğiniz sorular gelebilir. İstediğiniz zaman sorabilirsiniz. Bana WhatsApp'tan da iletebilirsiniz. Ben gerçekten soracağım o soruları. Bora Bey, sizi oynuyorum buralarda. İnşallah istediğim soru gelirsin tarafa. Şimdi de Salih Bey, gerçekten Salih Bey'den biraz bahsetmek isterim. Yenilikleri çok takip eden, enerji sektöründe tüketicilere hep ilkleri olmayı hedefleyen bir profili vardı kendisinin. Hala da öyle. Geçmiş zaman kullanmayayım. Hala öylesiniz Salih Bey. Aşkale Çimento'da fabrika müdürü ödüyor kendisi. Şu anda da Aşkale Çimento'nun enerji tarafında danışman olarak hala hizmet veriyor. Siz de Aşkale Çimento tarafını, sektördeki büyüklüğünü ve sektörün tanıtımını yaparsanız çok seviniriz. Teşekkür ederim Doğan Bey. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Biz de Aşkale Çimento olarak 93 yılında Erçimsan Holding'in Aşkale Erzurum fabrikasını özelleştirmesinden satın almasıyla başlayan bir serüven. Şu an ondan sonra sırasıyla Trabzon, Van, Gümüşhane, Erzincan ve Samsun fabrikalarıyla şu an 6 fabrika, 9 da aynı yine bölgelerde hazır beton tesisleriyle faaliyetini sürdüren bir kuruluş. Türkiye'de şu anda Türkiye'nin 4. büyük çimento üreticisi. Bizler hem çimento alanında ve beton alanında dediğimiz gibi faaliyet gösteriyoruz. Bu 6 tane fabrikamızın 4'ü entegre fabrika ve klinker üretimiyle devam eden, daha sonra çimentoyla devam eden. Diğer 2 tanesi de Trabzon ve Erzincan'daki tesislerimiz de öğütme tesisi olarak faaliyet göstermektedir. Bunlar da normalde bizim Aşkale Çimento grubunun enerji tüketimi de çimento sektörünün özellikle yıllık 8 milyar kilovat saat civarında bir enerji tüketimi var. Ya bu da Türkiye'nin enerji tüketiminin yaklaşık %2,5'una denk geliyor. Aşkale Çimento da dediğim gibi 4. büyük bir kuruluş. Bunun da enerji tüketimi çimento sektöründe yani 77 tane entegre tesis, 77 tane tesis içerisinde yaklaşık %7-8 civarında da bizim enerji tüketimimiz mevcut. Yurt içi ve yurt dışında satış ağlarımız var. Yani ihracat da yapıyoruz. Yurt içinde de 50'ye yakın ile ulaşmış bir pazarımız var.
Şimdilik ben de diğer konular öncesi bu kadar bahsedeyim. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür zaten 3 firmanın da büyüklüğünü biliyordum. Derdim bu büyüklüğü kanıtlamakta. Siz de dolayısıyla bu verilerle kanıtlamış oldunuz. Buradaki esas konu şimdi bu kadar büyük firmaların, tesislerin, fabrikaların ciddi maliyetleri de oluyor. Birazdan bunlardan bahsetmek isteriz. Şu anda aslında grafiğe baktığımız zaman elektrik maliyetleri genel görünüm grafiği bu. PTF, YEKDEM fiyatlarını burada görebilirsiniz. Tüketiciler için iyi gidiyor diyebiliriz aslında. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Geçtiğimiz yıla göre elektrik faturalarınızın düştüğünü söyleyebiliriz aslında. Dolayısıyla burada ek kazanç gibi olmasa da maliyetlerinizin düştüğünü görebiliyoruz. Ama diğer taraftan da tüketiminiz büyük ihtimalle arttı ve hala bir maliyetle devam ediyor. Bununla ilgili de hem sektörü yön göstermeniz açısından hem de dilerseniz doğalgaz tarafından da bahsedebilirsiniz. Özellikle Bora Bey, siz oralarda birazcık daha işin içinde olduğunuz için orada sözü yine size vereceğim. Sizlerin enerji piyasasındaki faaliyetleri ve tedarik süreçlerinden biraz fikir almamız gerekiyor. Şu çok değerli bir bilgi. Normalde ilk gösterdiğim slaytta ikili anlaşma, gün öncesi piyasası, gün içi piyasasına tüketiciler katılamıyor tüketici vasfıyla demiştim. Ama bazı tüketiciler öyle bilinçlendi ki o aradaki katılım için ya eski otoblokör lisansları üretim lisansına dönen tüketiciler üretim lisansıyla o piyasaya girmeye başladı. Veya tedarik lisansı çıkartan hem Aşkale tarafında hem Ege Çelik tarafında çok değerli orada bir geri bildirim gelecektir bize. Bunlarla ilgili sizlerden birazcık da bilgi alacağım. Şöyle düşünebilirsiniz. Bütün oturum boyunca şunu duydum ben. Bizzat yüzünüze söylüyorum. Siz de lütfen buradan biraz sinirlenip gereken tavrınızı gösterin üreticilere. Çünkü hep şunu duyuyoruz biz. Tüketiciler bir şey bilmiyor diyor. Ben yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Bundan 3 yıl önceki son 7 yılımı sahada geçirdim. Tüketiciler gerçekten elektriğin ne olduğunu bilmiyordu ama şu anda bir tüketiciye PTF, YEKDEM, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası, tüketiciler gerçekten kendini geliştiren ve belli bir noktaya gelen varlıkta demeyeyim, oraya sonunu ekleyemedim, yanlış anlamazsınız umarım, bir şey de diyemedim oraya ama sürekli kendini geliştiren bir portföy var diyeyim o tarafta. Buradaki bütün panelistlerimiz, bütün konuşmacılarımız da şu anda herhangi bir lisansla doğrudan piyasadan elektrik tedariği yapan firmalar. Dolayısıyla benim için öncelik şu olacaktır yol göstermek açısından. Bora Bey, sizle başlayayım. Ne oldu da hayatınızda ben artık bir tedarikçiyle bu işi yapmak istemiyorum, ben bu işi kendim yapayım noktasına geldiniz? Öyle bir yapı var mıydı? Herhalde merak edilenlerden bir tanesi, en azından benim merak ettiğim bu. Çünkü sonuçta bir akış var. Elektriği birisi vasıtası alıyorsunuz ama artık ben bunu aradan kaldırmak istiyorum, ben kendim alacağım dediğiniz noktaya nasıl geldiniz ve bu piyasadaki faaliyetleriniz nelerdir diye soruyla başlayayım. Teşekkür ederim. Tabii şöyle, önce aslında enerjinin bizim için önemini kısaca dile getireyim. Enerji maliyeti bizim için ham petrol alımından sonraki en büyük maliyet TÜBRAŞ içerisinde. Enerji maliyetlerimizin de alt kırılımında doğalgaz en ağırlıklı paya sahip. Biz doğalgazı hem enerji ihtiyacımızda, yani proseslerimizde, hem de elektrik üretiminde kullanıyoruz. Şimdi sorunuza doğrudan cevap vermek gerekirse, biz ne oldu da tedarikçiden kendimiz üretmeye geçtik? Belki biz o gruba çok girmiyoruz çünkü biz ilk günden beri otoprodüktörüz. Biz doğalgaz çevrim santrallerini önce buhar ihtiyacı için kurduk ve kullanıyoruz. Elektrik de oradan çıkan bir byproduct oluyor bizim için. Biz her zaman kendi elektriğimizi ürettik. Tabii rafineri güvenilirliği çok ön planda olduğu için ve geçmişte hani şebekeden darbe alma ihtimaliniz daha yüksekti. Bugün şebekemiz çok kuvvetli bu açıdan ama o geçmiş tecrübelerden dolayı da biz hep kendimizi koruma altına alıp maksimum düzeyde elektriğimizi üretmeyi hedefledik. Bu bağlamda hatta bunun bir adım ötesine geçtik piyasayla beraber 2000'li yıllardan sonra. Bu bizim otoprodüktör lisansı üretim lisansına döndü. EPH'da işte gün öncesi, gün içi piyasada, denge ve güç piyasasında bilfiil faaliyet gösteriyoruz. Aslında belki sizin sorunuza o biraz cevap veriyor. Daha önce tamamen kendi yağında kavrulan bir tüketiciyken piyasanın liberalleşmesiyle beraber biz de burada yerimizi aldık, payımızı aldık. Sadece üretip kalmıyoruz. Piyasada hem alım yönlü hem satım yönlü bütün alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Belki hani o açıdan sizi desteklemiş olabilirim. Sadece bir tüketici değil, yeri geldiğinde bir üretici gibi de hareket edebiliyoruz. Arıza katkıda bulunuyoruz. Şunu hemen bağdaştırayım sizinle. Şimdi TÜPRAŞ, ben bir tedarikçi olsam ki zamanında tedarik şirketlerinde çalıştım. Çok da aramışımdır. Size denk gelemedik Bora Bey, benim hatamış. Keşke doğrudan sizinle görüşseydik, belki satış yapacaktık. Yanlış kişilerle görüşmüş olabiliriz. Burada şöyle bir konu var. Sonuçta
Büyük tüketiciyi her tedarikçi almak ister. Benim portföyümde bir cirodur. Ne kadar bir risk olsa da Tüpraş, Aşkale, Egeçelik bir risk değil aslında finansal anlamda günümüz sektöründe. Şu anda sizi hala portföyüne dahil etmek isteyen elektrik tedarikçileriyle karşılaşıyor musunuz? İkna çabaları var mı? Siz şu anda bir şekilde göpkip yapıyorsunuz ama bize gelin bu fiyattan daha fiyat söylemek istemezsiniz belki. Ya da söylerseniz sevinen tedarikçiler de olabilir aramızda. Özellikle Oktay Bey sizin de hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Birazdan size de geleceğiz. Bu talepleri nasıl karşılıyorsunuz? Size mantıklı gelen bir kısmı var mı? Yoksa tedarik tarafını yine kendiniz yapmaya devam etmeyi mi düşünüyorsunuz? Yani hacimlerden dolayı biz tedarik tarafını kendimiz yürütürüz. Yürütmeye de devam edeceğiz büyük ihtimalle. Bu demin bahsetmiştim. Yenilenebilir mevzuat kapsamında zaten portföyümüz büyüyor ve net fazlamız oluşmaya başladı. Belki tersten söyleyeyim, biz piyasaya çıkıp teklifler vermeye başlayabiliriz. Dolayısıyla şunu anlamalı mı herkes? Yani beni aramayın artık, ben elektrik tedariğinde yokum diyemeyiz değil mi? Yani teklifleri açız diyelim, öyle kapatmayalım. Yine bir açık kapı aldık. Deneyebilirsiniz ama ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Başka yerlerde birazcık artık yolumuzu arayacağız. Doğalgaz tarafında eklemek istediğiniz bir şey var mı Bora Bey? Doğalgazda da şöyle, biz dediğim gibi en büyük enerji kalemimiz doğalgaz, tedarikçimiz BOTAŞ. BOTAŞ'tan alıyoruz. Doğalgaz piyasası tabii elektrik piyasasına göre yani elektrik piyasası daha liberal, öyle diyelim. Doğalgaz piyasasında gönlümüzden geçen, hani Avrupa piyasaları gibi daha esnek spot kaynaklara daha fazla ulaşım sağlayabileceğimiz bir yapıya erişmek. Gördüğümüz kadarıyla mevzuat bu yönde. Ümit ediyorum irade de bu yönde devam eder. Daha liberal, daha çok oyuncunun olduğu bir piyasa olur. Bu da hepimiz için, tüm katılımcılar, tüm tüketiciler için faydalı olur. Öyle diyelim. Dün dile getirildi sabahki konuşmada bir hub olma vizyonundan bahsedildi. Biz bunu çok kıymetli, çok değerli buluyoruz. Hub olmanın kriterleri bellidir zaten. 5 tane kriteri vardır. Birinci kriter de katılımcı sayısıdır. Ümit ediyorum ülkemizde çok güzide toptan satış ve ithalat şirketleri var. Ülkemiz konumu itibariyle de birçok doğalgaz kaynağının zaten merkezinde. Ümit ediyorum ilerleyen yıllarda bu katılımcı sayısı artacaktır. Bundan en çok tabii tüketiciler faydalanacaktır. Rekabet optimum fiyatı getirir. Bu da son kullanıcıya her zaman yansır. Bir de son olarak belki doğalgazla ilgili şeyi de dile getirebilirim. Son 2 yıldır bizim de içinde bulunduğumuz bir tarife grubu GRF endeksli biz doğalgaz alıyoruz. İşte bir grup madenci ve petrokimya ve rafinasyon sektörü. Bu da çok umut verici aslında. Çünkü yıllarca hep bir endekse bağlı, hedgelenebilir bir fiyatla doğalgaz tedariğini istemişti piyasa. Bu bağlamda bunu da çok olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ümit ediyoruz artarak devam eder. Çok teşekkürler kıymetli cevaplarınız için. Oktay Bey, Egeçelik tarafında büyük tüketicilerden ve birçok eventte karşılaştığım, hatta tedarikçiler Oktay Bey'i gördüğü zaman yanına otururdu. Aman başka bir tedarikçi kapmasın diye sürekli o anıları hatırlıyorum ben bazı derneklerde. Oktay Bey bir şeyden bunaldı ki ben artık bu tedarikçilerle iş yapmak istemiyorum. Ben kendi tedarik şirketimi kurmak istiyorum diye çok fazla tüketicide görmediğimiz, nasıl bir motivasyonla böyle bir şey olduğunu hala kafamda konumlandıramadığım bir şekilde bir anda tüketici tarafından tedarik tarafına geçti kendisi. Hatta günümüzde baktığımız zaman o tedarik şirketinin altına tüketicileri doldurmaya başladı. Ya şeyi gördünüz Oktay Bey siz, kazanılan paranın farkına varıp ya ben acaba bu tarafta mı rol alsam gibi yaptınız, ya da bir şeyler gerçekten yanlış gitti ve yönetimi beğenmemiş olabilirsiniz. Ben size yol gösteriyorum. Şikayet edeceksiniz önden ben yolunu yapayım diye. Bir şeyi beğenmediniz ki ben bu işi kendim yapacağım dediniz herhalde. Bununla ilgili o aşama nasıl oldu? Sizin tüketici tarafından önce Egeçelik'i kendi tedarik portföyünüze alıp daha sonra da diğer tüketicilere nasıl bir şekilde portföyünüze dahil ettiniz diye sormak isterim. Bir önceki şeyde konuşmada, yani cevabımda şeyden bahsetmedim. Ben 2011 yılından beri 2006'da Egeçelik'te çalışmaya başladım. 18 yıla geliyor. 2011 yılından beri de bir fiil, yani diğer bütün bölümlere baktıktan sonra enerjiyle ilgili ne varsa ben ilgileniyorum. İş geliştirmeleri, tedarik yönetimi. Şimdi biz nasıl başladık? İlk etapta proses enerjisindeki tasarruf çalışmalarından ziyade servis enerjisinde, pompalarda, fanlarda, kompresörlerde 1986 yılında kurulmuş bir fabrika burası.
neler yapabiliriz dedik. Tasarruf potansiyellerini hakikaten görülüyordu yani, ölçmeden görebiliyorduk. Ekiple şeye gittik, enerji yöneticisi sertifikası. O zamanlar zorunlu değildi, şimdi zorunlu. Belli bir TEP'in üzerinde şeyi olan fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında. Buraya geldikten sonra baktık neler yapabiliriz. Otomasyon sistemleri kurduk, frekans konvertörleri aldık, pompaları verimleştirdik, akıllı bir sistem yarattık SCADA sistemleriyle. Yani böyle 7 megawatt baz çeken, baz üretim yapan bir üretim santrali kadar tasarruf ettik. Yani yıllık yaklaşık 60 bin megawatt saat bir tasarruf gerçekleştirdik elektrik enerjisinde. İşte 2011'den 3 yıl boyunca bu projeleri yaptık. Sonrasında da dedik ki ama o zamanlar hep tarifeden alırdık. O zaman yüksek tüketimli SKTT'de yoktu. Ama şeyler vardı, tedarik firmaları hep böyle gelip kapımızı çalıp işte bakın şöyle fayda veririz falan. Demir çelik sektörü de kapalı kutudur yani, bilmiyorum görüşüyor musunuz işte müşteri olarak. Yani veri vermeyiz, bilgi vermeyiz genel olarak, tamam fiyatı ne diyoruz? Ya fiyatı verme, şimdi bildiğim için fiyatı vermek için işte tüketim vermen lazım, saatlik tüketim falan. O zamanlar tabii bu davranışımızdan dolayı tedarikçiden alımı gerçekleştirememiştik. Sonrasında ya dedik ki ama neymiş bu? Onun eğitimine ben bizzat gittim. İşte PTF nedir, SMF nedir, nasıl işliyor bu piyasalar falan derken tamam dedik, hadi bizim servis enerjimizi, bizde iki tane şey vardı. Biri kirli bara, darbeli bara, o elektrik ark enerjisinin, onu direkt bağlayamıyorsunuz. Çok darbelidir yani, sisteme zarar verir. Ciddi bir kompansasyon sistemi vardır. Bir de servis enerjisi, normal bildiğimiz daha nizami elektrik tüketen baramız. Dedik ki servis baramızın enerjisini bir özel sektörden almaya başlayalım. 2014 yılındaydı hatırlamıyorsam, elektrik tedarikimizi devam bu şekilde almaya başladık. Aa, baktık fayda görüyoruz, oralardan neler çıkarıyoruz, işte tarifeye göre daha uygun fiyatla alıyoruz. Sonra tarife uygun gelirse hemen manevra yapıyoruz, o operasyonu yürütüyoruz falan. Aa dedik tamam, tasarruf kadar ticareti de önemliymiş. Ancak 2018 yılında, yani tüketicilerin çoğu da müzdarip olmuştur bu durumdan. Şeyde enerji piyasasının, elektrik piyasasında yani şeyde yaşamıştır. Salih Bey. Bu arada açık açık konuşabilirsiniz. Kimi şikayet edecekseniz rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Sorumlu ben değilim. Siz bizzat kendi adınıza konuşuyorsunuz. Açık konuşuyor. Yok, şeydi. Elektrik piyasasında sözleşme, yani fiyat revizyonları, fiyat revizyonu yapmazsak işte portföy çıkışları, sözleşme fesileri çok olmuştur. Tedarikçiler tarafından. Tedarikçiler tarafından. Şimdi biz de 2018 yılında o zamanlar böyle şeyler yaşadık. Yaşayınca da yani bize göre bu demir çelikte çok şeydir yani, bir defa konuşursun sonra işine bakarsın, o ticaret döner yani, ikinci bir konuşma olmaz. Dedik ya bu böyle olmuyor, elektrik tedarik şirketimizi kendimiz kuralım, güvenli elektriğimizi tedarik edelim. Sonra ilk önce kendi portföyümüzü, işte bizde haddanelerimiz, çelikhanemiz ve hava arıtma tesisimiz olan bu fotoğraftaki yer var. Bir tane limanımız var. Bir de farklı bir tesiste bir haddanemiz daha vardı. Peki bunları kendi bünyemize alalım, portföyümüze. Baktık yapabiliyoruz, fayda sağladık. Sonra ben hemen arkadaşları aradım. Burada bir iş var, hadi gelin dediniz. Yok yani size de verelim, hem ölçelim bakalım üçüncü şahıslara nasıl elektrik tedarik ederken onlara da fayda sağlayabiliyor muyuz? Sonra baktık ki bir 6 ayda onlara sağladık. Burada işte çeşitli plazası olan var, sanayi tesisi olan var. Hani güzel bir deneyim oldu. Sonra 2019 yılında dedik ki o zaman biz üçüncü şahıslara elektrik tedarik eden, kendisini karşı taraftaki müşteri de kendimizi müşteri nasıl olmak istediğimizi bildiğimiz için çok iyi anlayan ve kuruluş amacımız da bunları sürekli olarak müşteri kendi gözümüzle baktığımız bir firma kuralım. Adını da ne koyalım? İşte Ege Çelik Endüstrisi, işte birçok isim geldi. ECE, Ege Çelik Endüstrisi'nin baş harfleri. ECE Enerji Ticareti diye. Bu şekilde yani bizim tasarruf çalışmalarından enerji tüketimin verimliliğiyle başlayıp
sonrasında elektrik ticaretiyle devam edip sonrasında da daha iyi koşullarda elektrik almak için kendi elektrik tedarik şirketimizi Ege Çelik İştiraki, Eçe Enerji kurduğumuz bir serüvenimiz var. Şimdi de şeyde gidiyoruz, iyi de gidiyoruz. Müşterilerimize bu sefer portföyümüzü arttırıyoruz. Yani bir taraftan sanayici olarak tüketiciyiz, bir taraftan tedarikçi olarak piyasanın içindeyiz. Böyle iki taraflı hareket etmeye çalışıyoruz. Aslında bu da bir güzel bir örnek. Çünkü tüketici dediğimiz kişi artık sadece tüketmiyor. Birçok kavramı bilmeye başladı ve kendini sürekli geliştiriyor. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Konuşmalarınızdan şunu yakaladım. Aşama aşama gidiyor ama geçiş evreniz aslında piyasadaki güvensizlikten dolayı, o tedarik süreçlerinde portföyden çıkartmaların olduğu dönemler. Ben tabii ki tüketiciyi öven bir kişi olarak burada kendimi konumlandırdım ama o zaman ben de satış ekibinde olduğum için satın alma ekiplerinin de burada gerçekten çok büyük rol oynadığını söylemek isterim. Çok azıcık sizi övgünün dışına çıkıp birazcık tecrübelerimden bahsedeceğim. Satın alma çok büyük tüketiciler. Şimdi herkes portföyünü almak istiyor. Çimento, demir çelik, türevi, büyük tüpraş ki herkes portföyünde barındırmak istiyor. Herkes de fiyat verirken bir tahmini var. Aktif enerji bedelini tahmin etmesi lazım. O zaman yeklemi tahmin etmesi lazım. Finansal riskleri tahmin etmesi lazım. Dolayısıyla bir fiyat oluşturuyor. 5 tane tedarik firması diyelim ki Aşkale Çimento'ya teklifte bulunacak. O zaman da Aşkale'nin başında tesadüfe bakın ki Salih Bey var. Ben de teklif verenlerden bir tanesiyim. Salih Bey bu konu buraya gelmeyecekti ama bir şekilde sizi attım ortaya. Salih Bey de tabii ki ucuza elektrik almak istiyor. Salih Bey de 5 kişi de almak istiyor. Bana gelen fiyatı ben enerji şirketindeki üretim tarafında fiyatlama yapan kişiye diyorum ki yani sen bir yerde yanlış yapıyorsun. 5 kişi teklif vermiş, ben 5. olamam. Aa evet ben bir yerde yanlış yapmışım, tahmini risk primine çok koymuşum diyor, indiriyor. Onu duyan 4. tedarikçi diyor ki bu bunu verdiyse sen nasıl daha aşağı veremezsin? En mutlu Salih Bey oluyor senaryoda ilk aşamada. Salih Bey de diyor ki heykel de dikilmeyecek, övülmeyecek de yıllardır yaşandı bunlar. Neler yapıldı hiçbir şekilde o kademede iş yapanlara bir teşekkür bile edilmedi. Ama elektriği ucuza aldım diyor. Gün sonunda tedarikçi de mutlu ama aradan 4 ay geçtikten sonra aslında yapılan tahminlerin hem aktif enerji bedelinde hem PTF tarafında yanlış tahminler edildiği için dönüp tedarikçi diyor ki ben artık sana bu fiyattan elektrik veremem diyor. Sözleşmeyi de ki detaylı okursunuz ama aralarda keyfi fesi maddeleri vardır. Üretim tarafında bir problem yaşarsa fiyat revizesi yaparım vardır. Ben de hala arşivlerinde var sarı boyalı hepsi. Bir sözleşme var sarıya boyuyorsunuz zaten imzalamaya gerek kalmıyor. Dolayısıyla fiyat revizesi oluyor. Fiyat revizesi olunca da tedarikçi portföyünü kaybediyor. Gün sonunda şöyle bir çıkmaza girdi iş. Biz tedarikçinin tahmin etmek zorunda olduğu PTF'yi ve yekdemi tedarikçinin yükünden alalım. Dolayısıyla tahmin etmesi gereken kısım da azaldı. Bu sefer de şunlar yaşanmaya başladı. Tek tahmin etmesi gereken yer dengesizlik ve finansal maliyetler. Yine tabii ki satın alma tarafı daha düşürmeye çalışıyor. Bu sefer de o iki kalemden gol yiyor tedarikçiler. Bu aşamalardaydınız siz Salih Bey. Sürekli piyasayı birbirine kırdıran, bütün tedarikçileri birbirine düşünen, ben de onlardan bir tanesiyim. Birçok tesisinde ziyaret ettim. Gerçekten çok da sektöre yön veren de birisiniz açık net söylemek gerekirse. Bir aşamadan sonra ben size tedarik şirketinde çalışırken alamayacağımı anladım. Ve size dedim ki bari kimse alamasın. Siz bir tedarik lisansı mı çıkarsanız acaba Salih Bey dedim. Salih Bey de böyle şeyler çok açık olduğu için herhalde Türkiye tarihinin tüketici tarafından en hızlı çıkabilecek tedarik lisansını artık oralara detaylara girmek ister misiniz bilmiyorum nasıl çıktı. Onu da tartışma konusu tabii o kadar hızlı çıkması. O aşamaya nasıl geçtiniz? Şu anda nasıl ilerliyor? Memnun mu Aşkale Çimento bu serüvenden? Ve sizi geri döndürmeye çalışan diğer tedarikçiler var mı? Biraz ondan bahsederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim öncelikle. Öncelikle müsaade ederseniz enerji piyasası faaliyetleriyle ilgili kısa bir Aşkale Çimento'nun faaliyetlerinden bahsedeyim. Lütfen. Aşkale Çimento şu anda yıllık yani grup olarak 450 milyon kilowatt saat bir enerji tüketimi var. 2011 yılında atık ısı enerjisinden Aşkale'deki fabrikamıza Türkiye'de ilk olarak VHR dediğimiz buhar türbini sistemini kurduk. Bunu 2011 yılında devreye aldık. Bu otoprodüktör lisansıyla devreye aldığımız bir tesisti. 2014 yılında zaten otoprodüktör lisansı kalkınca biz oradan üretim lisansına geçtik. Daha sonrasında 2016 yılında siz de bildiğiniz üzere son kaynak tedarik tarifesi çıktıktan sonra
Biz Aşkale'nin sadece Aşkale fabrikası olarak piyasa katılımcısı olarak zaten sistemde yer almaya başladık. Aslında 2010 yılında ilk ST olarak, serbest tüketici olarak biz normalde ikili anlaşmalar yapmaya başlamıştık. Yani bu tedarikçilerle artık bundan önce normal ulusal tarifeden aldığımız enerjiyi tedarikçilerden almaya başlamıştık. Bu bahsettiğiniz, sizin de içinde dahil olduğunuz sıkıntılı süreçleri, bizim lehimize olan sonunda süreçleri yaşadık 2016 yılına kadar. 2016 yılında Aşkale fabrikasını EPH'e direkt zaten EPH'ten piyasa katılımcısı olarak almaya başladık ama tabii diğer 4 hatta 5 fabrikamızın da enerji tedarikleri, hazır beton tesislerinin enerji tedariklerini yine ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ya da tedarik sensi olan üçüncü şahıslardan almaya devam ediyorduk. Bu bahsettiğiniz kavgalar her yıl sözleşme bitiminde olmaya başladı. Artı bu Oktay Bey'in de bahsettiği 2018 yılında özellikle sözleşmelerde olmamasına rağmen artık karşı taraftaki tedarik sensi sahibi dağıtım şirketleri olsun, üçüncü şahıslar olsun sözleşmelere uymayıp sürekli bizim tüketicileri sıkıştırıp sözleşme dışına itip ya da sözleşme maddelerinde değişikliğe gitme konusunda baskılar olmaya başladı. Bunlar olunca da siz de zaten bu aşamalarda sürekli irtibatta çalışıyorduk. Biz tabii ilkleri yaşadık diyorsunuz ama bunların içerisinde arka planda sizin de bir gizli kahramanlığınız var. Onu da teşekkür ederim Salih Bey. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Araya sıkıştırın diye bekliyordum. En sonunda şükürler olsun ki söyledim. Yüzüme baktığınız için sıkıştırdım araya. Bizzat bakıyorum artık söyleyin diye en sonunda söyledim. Buyurun. Bu daha sonra işte en son süreç 2022'ye kadar devam etti. 2022 yılının Haziran ayında biz tedarik sensi almaya karar verdik. Sizin de bilginiz dahilinde. Ve bu bahsettiği süreci gerçekten de çok iyi kendilerini de destekle yönettik. Yani iki hafta gibi bir süreçte tedarik sensimizi çıkarıp 1 Ağustos'tan itibaren Aşkale Enerji adı altında şirket üzerinden kendi tedarik sensimizle Aşkale'nin tüm lokasyonlarına enerji tedarik etmeye başladık. Biz halen sadece kendi şirket bünyemizdeki tüketicilerin enerjilerini tedarik ediyoruz. Sadece hazır betonlarda ulusal tarifenin uygunluğuna göre giriş çık yapıyoruz. Ama diğer taraftan sadece Aşkale Enerji'nin bünyesi altında sadece kendi şirket tüketimleri var. Üçüncü şahıslar için de çalışmalar devam ediyor. Ama henüz üçüncü şahıslara satışa başlamadık. Bunlar dediğim gibi tekrar sizlerin emekleri çok fazla. Sizlerin de destekleri var. Ama güldüğünüz için üçüncü şahıslara ne zaman geçeceksiniz diye herhalde yarım saat sonra geçeceksiniz diye bekliyorum. Panel sonunda tekrar değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sizin açıklamalarınızdan sonra Oktay Bey'e baktım. Oktay Bey çok girmenizi istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Burada dikkat çekilmesi gereken konu şu aslında. Hani başından beri söylüyorum ya tüketici bilgisiz yansıtılıyor. Onu öyle bir algı varsa an itibariyle kırılması lazım. Çünkü tüketiciler sizin rakibiniz olmaya başladı. Yani ben dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki bir çimento fabrikası işini gücünü bırakacak, elektrik lisansımı, tedarik lisansı alayım da ben elektriğimi kendim yöneteyim diyebilecek noktaya gerçekten, nasıl geldik? Kesinlikle. Gerçekten tabii kademe kademe geldik ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Bundan sonraki süreçte tüketicilerin yanında olduğumu tekrar edeceğim ve hepsinin ayrı ayrı lisans çıkartması için elimden gelen her şeyi yapacağımı da burada söylemek isterim. Tabii ki şöyle anlaşılmasın, esas amaçları tüketicilerin güvensiz bir ortamda elektrik tedariği olduğu için ben dışarıda kalmayayım. Çünkü sonuçta siz bir indirimli elektrik sözleşmesinden dağıtıma düştüğünüz zaman ekstra bir sürü angarya var ve ciddi bir şekilde maliyet artışı var. Ana amacınız buyken siz bu piyasayı öğrenip ya buradan da ben para kazanıyorum, hem ekonomik olarak birazcık da maliyetlerimi düşünüyorum hem de para kazanmaya başladım senaryosuna geçmeniz ben gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Beni yanıltmadığınız için teşekkür ederim. Bu arada şunu söylemek isterim. Gerçekten sunuma toplamda çalışsak 15 dakika çalışmışızdır. Israrla bana dediler ki Doğan ne soracaksın lütfen söyle ve şöyle söyle. Soruyu yaz, soru işareti koy. Azmettim arkadaşlar. Son dakikaya kadar ne soracağımı söylemedim. Dolayısıyla kademe kademe buraya kadar geldim. Hepinize de söylemiştim zaten. Umarım ilerleyen taraflarda benim mükemmel sorularımla başa çıkabilirsiniz diyeceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kademe geçeceğiz. Bir taraftan da bizden sonraki oturum Filiz Hanım'la tanıştık bugün. Kendisi zaman yönetimine çok hakim olduğu için sizi de hiç merak etmeyin tam süresinde teslim edeceğiz size. Birazcık şebeke dengelemeden bahsetmek istiyorum. Sonuçta aslında bu elektriğin amacı dengeleme. Bir tarafta üretim var, bir tarafta tüketim var. Sürekli bunun dengelenmesi lazım. Burada da TEİAŞ'ın ortalama bütçelerini görüyorsunuz.
Üst tarafta hacimleri, alt tarafta rakamları. Tabii ki biz Türk kültürü olarak neye odaklanacağız? TL yazan rakamlara odaklanacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şebeke dengeleme için TİH bir bütçe ayırıyor. 2018 yılında yaklaşık 2 milyar TL olan bütçesi 2022 yılı itibariyle yaklaşık 40 milyar TL'lik bir bütçesi var. Bu şu demek. Ben şebeke dengelemek için 40 milyar TL'yi kenara ayırdım. Bunu dengelemek için yardımcı olabilecek varlıklarla paylaşacağım. Bilin bakalım burada kim yok? Tebrik ediyorum, tüketici yok. Arkadaşlar dolayısıyla piyasanın başından beri söylediğim tüketici olmazsa üretici dağıtım iletim olmaz dediğim senaryoda yine bir arpa kadar yol alamadık. Buradaki 40 milyar TL'lik senaryoda ek gelir olarak üretim tarafına veya diğer mekanizmalara dağıtılan para size dağıtılmıyor. Burada esas sorulması gereken soru şu, siz bunun farkında mısınız? Çünkü sizin büyüklüğünüzden bahsediyorum, tüketicilerin büyüklüğünden bahsediyorum. Hani tedarikçileri aradan çıkartıp para kazanmaya başlayan tüketiciler var ya, artık diğer tarafta şebeke dengeleme kısmında sizleri farklı mekanizmalara sokacak bir ürün devreye giriyor. Son iki yılın gündemi bu. Bu da aslında talep tarafı katılımı. Bununla ilgili çok kısa bahsedeceğim. Önce talep tarafı katılımı ne değildir'e söyleyeyim. Çünkü akıllarda hep soru işareti var. Talep tarafı katılımı tesisi kapatmak değildir. Üretimi, tüketimi durdurmak değildir. Talep tarafı katılımı tesis içindeki belirli ekipmanlardan bir şekilde yük düşüşünü azaltmak. 5 megawatt tüketiyorsa yerine göre 1 megawatt. Tabii ki çok daha detaylı buralar ama mevcut tükettiğiniz tüketimi beklenenden bir tık daha alt seviyeye çekmek demek. Bunu çünkü bazı ihalelerde kesinti oluyor. Burada kısıntı olarak göreceksiniz. Bunlar herhangi bir tesiste mutlaka tesisi durdurun talimatı demek değildir. Bu mekanizma tüketici tarafının tüketmeyeceği elektriğin opsiyonlu bir şekilde satın almasıdır. Buna günümüzde artık şöyle ihtiyaç var. Şebekenin dengelenmesi gerçekten ciddi bir şekilde sıkıntıya girmeye başladı. Neden diye sorarsanız artık üretim santrallerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından çok fazla bir üretim artışı var. Dolayısıyla iletim sistemi operatörü artık o tarafa daha önce de olduğu gibi herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Sen daha fazla elektrik üret, sen daha az elektrik üret diye güneş enerji santraline, rüzgar santraline talimat veremiyor. Dönüp dolaşıp gelebileceği yer yine sizler olacaksınız. Dolayısıyla tüketici tarafının söz sahibi olduğu bir piyasadan bahsediyorum ben. Bununla ilgili olabilecek opsiyonlardan bahsedeceğim ben size. Daha sonra tekrardan bu aşamada ne noktada olduğunuzu ve beklentilerinizi tabii ki sizden alacağım. Henüz hala birçok şey net olmamakla beraber kesinlikle ve kesinlikle sektörün ihtiyacı olduğu ve Avrupa'da 2009 yılından beri aktif bir şekilde işleyen bir mekanizmadan bahsediyorum. Aslında iletim sistemi operatörü üretim ve tüketimi dengelemek için bir toplayıcı vasıtasıyla şebekeden yük düşme talebinde bulunacak. Toplayıcılar tamamen bunu organize edecek. İki farklı da ödeme planlanıyor. Bir tanesi kapasite ödemesi, bir tanesi aktivasyon ödemesi. Kapasite ödemesi sizin yük düşme opsiyonunuzun satın alındığı bir ödeme. Yani siz o aralıkta, ihtiyaç olduğu aralıkta yük düşmeseniz dahi ben sizin opsiyonunuzu satın aldım diye yapılacak bir ödeme. Sigorta gibi düşünebilirsiniz bunu basit bir matematikle. Talimat bedeli, aktivasyon ödemesi dediğimiz kısım da şebeke sıkıştı, yük düşme talimatı geldi. Siz diyelim ki 3 megawattlık bir yük düşüşü gerçekleştirdiniz. Sektörel bazı değişiklik gösterebilir. Bunun üzerinden de yükü düştüğünüz için bir para kazanacaksınız. Bununla ilgili matematikler olması gereken kısımlardan ve olasılıklardan bahsetmek gerekirse her tüketici sabah 8'de akşam 21 arasında talimat gelebilir. Kesinlikle gelecek diye bir kaide yok. İki farklı şekilde talimat gelebiliyor. Kısa kısıntı ve uzun kısıntı. Buradaki kısıntıyı lütfen yine kesinti gibi algılamayın. Tamamen yükünüzü azaltmanıza yönelik veya içeride bir tesisinizde üretim setiniz varsa onları da arttırıp şebekeden çekeceğiniz yine yükü azaltabilirsiniz. Aynı gün içerisinde toplam 8 saatten fazla yük düşümü gelemiyor. Maksimum 8 saat düşebiliyorsunuz. Bu da sizi korkutmasın çünkü tüketicilerde şöyle bir şey var. Ben tarihimde görmedim ki 24 saatten az çalışan bir çimento demir çelik fabrikası sizi de dahil edebilirim. Kime sorsak Oktay Bey soruyoruz. Oktay Bey ne zaman yük düşebilirsiniz diyoruz. Biz 24 saat çalışıyoruz. Salih Bey soruyoruz 24 saat çalışıyorsunuz. Yani hiç mi kimse çalışmıyor diye bir sormak istiyorum piyasaya da. Çünkü aramızda da büyük tüketiciler var. Ne olursa olsun burada kenara ayılabileceğiniz
bir yükün olduğuna eminim. Çünkü Avrupa'da inanamayacağınız kişiler bu işi rahatlıkla yapabiliyorlar. Sadece bir giriş yolu yok. Dolayısıyla tamamen kapalı kapı şeklinde bakmayın. Oradan bir esnek yük çıkabilir. Çok da fazla detaya girmeyeceğim ama piyasada gerekli olduğunu vurgulayabilirim bunun. Rakamlardan biraz gideyim. Çünkü merak edilen konu bu. Tamam, biz yük düşme talimatı gelecek ama neye göre gelecek? Çünkü şöyle düşünün. Bir araba üreten bir fabrika sürekli 10 dakikada bir belki araba üretiyor. Onun maliyetini karşılayamaz ama piyasada sektörel bazlı baktığımızda demir çelik çimento tarafına örnek vermek gerekirse ve son Fransa'daki örneklere baktığımızda 2002 yılında megawatt başına 60 bin euroluk bir gelir kaynağı. Yine 2023'te de bu şekilde. Dolayısıyla şu slayta geri dönmem gerekirse alt tarafta TİH'in ayırdığı toplam 40 milyar TL'lik bütçenin 2023 ve 2024 yılında daha da artacaktır bu. Bunun bir kısmı artık tüketici de olacak. Dolayısıyla ben bunu talep etmenizi rica ediyorum. Bu sizin hakkınız. Olası bir senaryoda, çünkü yaşadığınız doğalgaz kesintilerinde Allah korusun yangınlar yaşandı. Zaten senede iki kere problem yaşanıyor. Aralık, Ocak, Şubat ve Haziran, Temmuz, Ağustos veya Temmuz, Ağustos, Eylül diyebiliriz. Buralarda bu mekanizma devreye girmediği için sistem kullanım anlaşmalarınızda olan ben istediğim zaman %50 yük düşümünü gerçekleştiririm maddesi devreye girdiği için telefon edip size tesisi durdur yoksa kapatırım demek zorundalar. Yani ellerinde olan bir konu değil bu. Sıkışacağı için böyle bir durum var. Dolayısıyla sizden ricam buradaki haklarınızı savunmanız yönünde ve bu tarafa birazcık ağırlık vermeniz yönünde olacaktır. Avrupa'da defalarca yapıldı. Biz Enerji Pool'un bir ofisi de Fransa'daki lider toplayıcı konumunda Fransa'da. Gerçekten işte 1785 megawattlık bir talep geliyor iletim sistemi operatöründen. Enerji Pool kendi başına 438 megawatt düşüyor. Türkiye'deki tüketim ve esnek yük çok daha fazla. Sadece başlangıç aşaması olmadı. Ben bizzat oralara gidip gören birisi olarak tüketicilerin de A noktasından Z noktasına inanılmaz hızlı geldiğini bilen birisi olarak buralarda çok daha iyi, çok daha hızlı, aktif bir şekilde rol alacağınıza eminim. Sadece sizde de şöyle bir problem var tüketici tarafında. O kapıyı kırmak çok zor. Kırdığımız zaman da ben inanıyorum ki 5 sene sonra tekrar burada denk gelirsek Oktay Bey bana diyecek ki biz toplayıcı lisansı almak üzereyiz çünkü Doğan'a güvenmiyoruz gibi konuşmalar olacak büyük ihtimalle. Bundan eminim çünkü çok çabuk hakim oluyorsunuz. Sadece giriş kısmında yönetim tarafı da olabilir, jenerasyon farkı da olabilir. Biraz zorlanıyorsunuz. Japonya örneğinde de yine aynı şekilde. Buralarda yük düşülmüş ve bu gururu sizle paylaşmak istiyorum. Tabii ki de maalesef ki maalesef hala net bir şekilde piyasanın oluşmamasından dolayı sadece kendi aramızda böyle bir şey yapmak istedik. Bu hikayeyi paylaşacağım, sonra daha sonra topu sizlere tekrar vereceğim beklentiniz nedir diye. Tamamen bir netleşsin istiyorum. Sürekli biz TİH ve EPDK ile toplantılar halindeyiz. Çünkü bu mekanizmanın çalışacağını, gerekli olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de hem EPDK hem TİH tarafında yüksek katılımın olduğu bir online toplantı düzenledik. Sonuçta bir şekilde talep katılımının Türkiye'de işleyeceğini göstermek de hedefimiz. Aşkale'nin bir Kavçim tesisine bağlandık. Ben Salih Bey'i daha önce aradım. Salih Bey dedim, hazır mısınız yenilik yapmaya? Salih Bey zaten o an benden telefon bekliyormuş. Ne derseniz o olsun dedi. Kendisi bizzat Ankara'dan kalktı, İstanbul'daki ofisimize kadar geldi. Fransa'dan bizi ziyaret eden bu işte çok tecrübeli mühendis arkadaşlarımız da oradaydı. EPDK ve TİH'da bizzat bu işle ilgilenen yetkililer yine bizzat canlı olarak izlediler. TİH'in görmek istediği grafik aslında arkamızda görmüş olduğunuz grafik. Devam eden bir yük var. Bu gözüküyor mu gözükmüyor. Devam eden bir yük var. Düşüşü görebiliyorsunuz. Anlık bir düşüş istiyor daha önce vereceği talimattan. Bu düşüş nasıl gerçekleşti biliyor musunuz? Sadece Türkiye'de yaşanabilecek bir olay ve Salih Bey olduğu için gerçekleşti herhalde. Ben Salih Bey dedim ki Salih Bey TİH burada, EPDK burada, yük düşmemiz lazım. Salih Bey böyle yaptı, hiç merak etmedi de. Telefonu çıkarttı, WhatsApp'tan bir şey yazdı ve yük düşmeye başladı. Şimdi hani diyoruz ya benim bu işi yapamam, tesisim bunu beceremez. Salih Bey 5 dakika içinde Kavçim'in çimento tesisinden yaklaşık 14 megawatt bir yük düşüşü gerçekleştirdi. Piyasaya bu kadar hakim olmamasına rağmen sonuçta ilk defa deniliyor. Ve ben gözlerimle TİH ve EPDK'nın bizzat mesut olduğunu, gerçekten yapmak istediğim senaryo bu oldu dediğini ve bundan o günden itibaren çok ciddi hızlandığını gördüm.
Bu örneklerin çoğalması gerekiyor. Buradaki tek sıkıntı Salih Bey buradan para alamadı. Artı Ankara HGS geçişleri, benzinler falan hepsi Salih Bey onları ödeyemedik bu arada ama bir ara hallederiz kendi içimizde. Burada soracağım soru şu. Şimdi Salih Bey birazcık daha bu işin içinde ama Bora Bey'e dönmek istiyorum. Sonuçta talep katılımı diye bir mekanizma var ve buradan tüketicilerin kazanabileceği, ben bunu ek gelir olarak görüyorum. Bu bir zorunluluk gibi değil. Her şey ayarlanırsa ek gelir olarak görüyorum. Bu aşamada eğer burada EPDK'dan veya TEİAŞ'tan bir yetkili olsaydı, belki de olabilir bu arada, bilemiyoruz. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu şekilde çıkarsa, bunlar böyle olursa buradan para kazanmak isterim ve bu mekanizmaya dahil olmak isterim. Bir öngörünüz var mı? Bu soruyu daha önce size sormamıştım. Sürprizler başladı. Herkes hayırlı olsun. Buyurun Bora Bey. Cevaplamak isterseniz çok sevinirim. Salih Bey'in özgüvenini. şimdi daha önce de bahsettiğim gibi elektrik, yani bugünden geriye bakarsak elektrik bizim için bir ticaret unsurundan ziyade hep arz güvenliği oldu. Yani önce rafineriyi durdurmuyorum. Herkes için öyledir tabii ama fazlanız varsa konu edersiniz. Yoksa kıt kaynaklarla optimum düzeyde çalışmaya çalışırsınız. Dolayısıyla bu konu bize gelmedi. Tabii okuduk, hep hani entelektüel seviyede diyelim, bilgi sahibiydik ama fiilen böyle bir piyasa nasıl olur, biz bunun neresinde oluruz, ne kadar katılımcı oluruz gibi şeylere hiç çalışma fırsatımız olmadı. Öte yandan hani bahsettiğiniz konuyu biliyorum bir miktar. Bizim üretim portföyümüzün de büyümesinden dolayı illaki ilgileniriz. Böyle bir şeye karşı koymak mümkün değil. Piyasaya her zaman destek olmak lazım. Dediğim gibi biz her şu an Türkiye'deki aktif alan, işte gün öncesi, gün içi hepsinde, DGP'de hepsinde aktifiz. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın yürümesi durumunda biz de elimizden geldiği ölçüde destek vermek isteriz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bununla ilgili de umarım oturumda bulunan arkadaşlarım gereken notları almıştır. Sizinle irtibata geçeceklerdir. Oktay Bey, sizde bir tane kutumuz var yaklaşık 2015 yılından beri. Artık o kutuyu gönderirsen, 13 mu? Yani o kutu bir maliyet bizim için. Siz de bu işin başından beri destekçilerindensiniz aslında. Demir çelikçilere, evet, sektöre öncülük ederek. Demir çelik tarafı, siz kendiniz de söylediniz, birazcık daha kapalı. Evet. Kendi içinde. Ama siz o tarafı açmaya çalışan kişilerden bir tanesiniz. Ben dolayısıyla demir çelik sektörünün de bu taraftaki tutumunu çok merak ediyorum. Sonuçta yine bir gelir kapısı diyebiliriz. Buyurun. Şöyle, zamanında hani sizle görüşüp bana izah ettiğinizde benim ilgimi çekmişti ve mantıklı, yapılması da, yapmak da isteriz, katılmak isteriz diye düşünüp ilk izleme cihazlarından birini herhalde biz taktırdık. Hala da sistemdedir diye düşünüyorum. Bayağı üzerinden zaman geçti ama yani hatırlayın, o günden bugüne yönetmeliği çıkacaktı. Şimdi yönetmeliği çıkmadıktan sonra bir de o günden bugüne ben sizinle görüşürken de hep şey istedim. Yani bir Excel'de bana bir yaşanmış, işte şu tüketim, hani burada evet bir şey görünüyor ama hangi fiyatla bir metot olur, sonra biz o metottaki fiyatları koyabiliriz, ona göre ayarlarız. Şu olursa ne kadar, bu ne olursa ne kadar diye bir simülasyon yapalım. Hiç öyle bir simülasyon da yapamadık aslında. Belki tam olarak yönetmelik çıkınca artık zaten uygulama yönetmeliğinden sonra anlaşılır. Biz de katılmak isteriz. Ama bu nasıl olur? Mesela şöyle anlatayım. Şimdi bir demir çelik aslında 24 saat dediğinizde öyle değil. Hatta bu ara biz bayağı piyasa şartlarından ve market durumundan dolayı biz potansiyel kapasitemizin bir hayli altını üretiyoruz. Yani sadece işte gündüz saatlerinde, gece saatlerinde, gündüzün de belli bir miktarına kadar üretim yapıyoruz. Ve aslında demir çelik üretim tesisi, özellikle elektrik ark ocaklı tesisler buraya çok uygun. Neden? Çünkü bir anda o darbeli yük geliyor, bir saat çalışıyor, sonra duruyor. Pota ocağına geliyor, pota ocağındaki tüketim daha az. Ama o ben bir saatlik süre sonrasında eğer ikinci üretimi yapmaya başlamazsam dökümü, onun bana tabii çok ciddi maliyetleri var. Altta sıvı çelik var. O sıvı çelik donacak. O yüzden onu bir şekilde ısıtmam gerekiyor. Onun maliyetleri var. Üretimi yapmadığımdan dolayı büyük maliyetlerim var. Kar kaybım var gibi şeylerim var. Onu birazdan yine değineceğim. Ama yapılmaz değil. Çok güzel demir çelik sektörü durabilir. Hatta nelerde o sırada üretimi durdurursun.
Yani zaten kütük başına durdurursun, üretmez. Merdaneler dönmeyince de onlarda da çok ciddi bir yük vardır. Bu sisteme çok uygun. Hani mesela bir yüksek fırınlı çelik yapamaz. Çünkü o sürekli çelik üretmek zorunda, duramaz. Ama elektrik ark ocaklı tesisler öyle değil. Ama ben şuna şöyle bir örnek vereyim. Şimdi biz 2011 yılında bu, hatta 2014 yılında enerji tasarrufundan sonra elektrik ticaretini öğrenip işte tarifeden, çünkü tarife tek fiyat. Ne hangi saatte üretirsen alışkanlığımız yok. PTF'yi öğrenip ya bakın arkadaşlar geceleri daha uygun, günün belli saatleri daha uygun. Rüzgar çıkınca şu haftanın şu gününle şu saatleri arası tahmin ediyoruz. Rüzgar çok yükselecek, fiyatlar çok düşecek. O saatte üreteceğinize bu saatte üretelim gibi. Tabii yeni fikirlerle çıkıyorum şirkette. Şirkette de 40 yıla gelen bir alışkanlık var. Hayır olmaz yani, biz bu şekilde üreteceğiz. Bu programı yapmamız lazım. Şimdi orayı dahi ikna etmek için, bakın şey değil yani, iki kurum yok ya da bir kendi içimizde, kendi maliyetlerimizi. Benim çok güzel bir şekilde bu simülasyonu yapmam gerekti. Dedim ki bakın bu saatte mesela bir haddane duruşunun planlı duruşu var, arıza duruşu var. Sen planlı duruşunu, merdane değişimini, paso değişimini, planlı bakımları şu yüksek fiyatlı saatlere getirirsen, ama üretimi de düşük fiyatlı saatlere getirirsen sen şu kadar kazanacaksın. Üretimin fazla olduğu günü pazar gününe getirirsek bakın pazar fiyatları şu kadar şöyle. Bunu izah edip sonra karar verdikten sonra bir saniye tamam ya fayda sağlıyoruz. Bütün sistem değişti. Yani 5 tane bölüm var. Hava ayırma tesisi, haddane tesisi, çelikhane tesisi, toz tutma tesisi ve diğer servis hizmetleri. Bunların bütün bölüm amirlerine biz ne yaptık? Gün öncesinde fiyat tahminlerimizi gönderiyoruz saatlik. Onlar buna göre enerji tüketimlerini belirliyor. Bu bir demir çelik için o günlerde, bence çoğu demir çelik fabrikası da bunu hala yapmıyor olabilir. Çünkü bir kere 24 saat çalışıyorsan yine duruşları ayarlayabilirsin ama öyle kaydıramazsın. Ama duruşlardan yine çok ciddi fayda kazanabilirsin. Şimdi bunu yapılmaz diyen veyahut da işte arkadaki faydayı yapmaktan imtina eden amirler ya da işte yöneticiler de faydayı görünce heveslendiler. Yani ne demek? Bir motivasyon gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi gelelim talep tarafı katılımına. Talep tarafı katılımında ben eğer yük düşersem, yük düşmem demek benim bazı tesislerimin çalışmaması demek. Tam çalışmaması demiyor. Sizin sektör için farklı olabilir tamam, ama. Tamam ben kendisi. Evet evet. Ya sonuç olarak bir şeylerin yük nasıl düşecek? Çalışmayacak. Tam çalışmasa da bir şeyler çalışmayacak. Demek ki orada bir üretimde, yani adam o çalışmadan da, zaten o zaman 24 saat öyle çalışmadan üretsin, daha az tüketir. Ama yani demek ki bir şeyler duracak orada. O duruştan dolayı, bir üretim kaybından dolayı, bir duruş maliyetleri, üretim kaybından dolayı kar kaybı gibi maliyetlerin hepsinin toplamından bir tık fazlasını bana eğer megawatt başına ödediği şeyle benim duruşum, kapasitem çarpınca o saat için veya o süre için uygunsa, bir saniye ekonomik değeri var deriz, değerlendiririz. O zaman işte çalışır sistem. Ben hep onu sordum ya, fiyatlandırma nasıl olacak? O gün geldiğinde uygulama yönetmeliği ve fiyatlandırma tarifeleri, bu şey de olabilir aslında, PTF gibi nasıl üreticiler tekliflerini veriyorlar. Biz de her tüketici tekliflerini verir. Bizim için duruş maliyeti çok yüksektir. Biz hiçbir zaman durmaya gelmez, arz talep eğrisi çekişmez. Ama eğer ki daha uygun fiyatlı durabilen firmalar ve o kapasiteleri erişiyorsa, o zaman iki taraf için de olur. Yani böyle bir sistem kurulursa bence çok faydalı olur. Biz de işin içine gireriz yani. Ben burada en büyük sıkıntının aslında herhangi bir pratikte kimsenin işin içinde olmadığı olarak algılıyorum. Çünkü aslında sizle alakalı bir şey değil. Sonuçta bir denemesi yapılmadı bunun. TEİAŞ ihaleye çıktı ama ihale iptal oldu. Dolayısıyla aslında bir tüketiciyi buraya dahil edip TEİAŞ'ta da pratikte eksik, tüketici de pratikte eksik. Toplayıcı olacaksa o da Türkiye tarafında pratikte eksik. Bu 5-6 sene sonra şu noktaya geleceğine eminim ben. Gerekirse fabrikanın bakım zamanlarının talep tarafı kısmındaki yük düşme talimatlarına göre ayarlanabileceği bir senaryo dahi olabilir, yaşanıyor. Şimdi biz yük düşemeyiz, durduramayız gibi şeyler söylüyoruz ama ilerleyen zamanlarda ben bakım zamanımı, işte şebekenin sıkışacağı belli. Biraz fiyatlara baktığınız zaman, iklimlere tahminler yaptığınız zaman
belli bir Ocak ayının 15'i 16 arası sıkışacak. Oralara kaydırıp bile para kazanma mekanizmaları sağlanabilir. Onu net bir şekilde söyleyeyim ama net bir şekilde anladım sizin dediklerinizi. Çok değerliydi verdiğiniz bilgiler. Sonuçta bir demir çelik sektörünü burada temsil ettiniz ve ortak bir şekilde genel düşünceler de bu yönde. Çimento tarafı bu işte esnek yükü olan ve belki de en fazla gelir modelini alabilecek mekanizma diyebilir miyiz Salih Bey? Topu burada ben size atacağım. Doğrudur Doğan Bey. Zaten biliyorsunuz biz bu süreç başladığından itibaren tüm fabrikalarımızda sayaçları kurduk ve yani geriye dönük yaklaşık Oktay Bey'in dediği gibi yaklaşık 10 yıllık veriler de elimizde mevcut. Bundan talep tarafını ilk günden beri biz hem şirket olarak hem ben şahsen destekliyorum. Çünkü talep tarafı katılımıyla yapılacak bir yük düşümünü aslında ben bir milli mesele olarak görüyorum şahsım olarak. Sebebi de şu, özellikle çimento sektörü için konuşuyorum. Çimento sektörü normalde sürekli çalışan ve sürekli çalışmayan aslında ünitelerden oluşuyor. Sürekli çalışan ünitelerimiz fırın ve bunun yardımcı üniteleri, besleme üniteleri. Ama sürekli çalışmayan da çünkü her çimento fabrikasının devasa çimento siloları var. Çimento silolarında besleyen çimento değirmenleri bu silolardaki stok nedeniyle özellikle puan saatlerinde zaten duruşa geçiyor. Yani bu şey haricinde yazın özellikle satışların yoğun olduğu zamanlarda farklı oluyor ama o yüzden çimento sektörüne daha uygun görüyoruz. Zaten bu yüzden de dediğim gibi ta bu işin başlangıcından beri işin içerisindeyiz. 2016 yılında özellikle son kaynak tedariği çıktıktan sonraki saatlik PTF'lerden kaynaklı da aslında bir taraftan da biz talep tarafına şu anda yönetiyor gibi çalışıyoruz. Oktay Bey'in de bahsettiği gibi biz şu anda tüm otomasyon fabrikalarımızın otomasyon ekranlarında operatör seviyesine kadar indirdiğimiz bir sonraki günün EPH tüm saatlik tahminleri ekranda yansıyor ve arkadaşlar bu ucuz saatlere göre bu dediğim sürekli çalışmayan üniteleri durdurarak zaten biz PTF'den kazanç sağlayarak maliyetleri düşürme noktasına da maksimum düzeye geldik geldiğimiz seviyede. Talep tarafı katılımıyla da geçen sene biliyorsunuz TEİAŞ'ın açtığı ihaleye aşkare şu anda bir nolu tarifeden bağlı tüketiciler ihaleye giriyor. Biz de iki tane fabrikayla zaten TEİAŞ'ın bu talep tarafı katılımı üyesiyiz. İkisinde de ihaleye girdik ama o zamanlar toplayıcı mekanizması olmadığı için ve TEİAŞ'ın beklediği bu yüksek 180 megawatt civarında bir yük bekliyordu. Bu değere ulaşılamadığı için de ihaleler iptal edildi. Şu an yeni gelinen noktada zaten bu simülasyon ve TEİAŞ'ın EPDK'nın katılımıyla yapılan bu simülasyon da işin daha bir ciddiye alındığı, yakın zamanda da çıkacağı öngörüsündeyim ben de. Yani biz aşkar olarak dediğim gibi özellikle aşkare ve çimento sektörü olarak bu işe hem hazırız hem de önce olmak istiyoruz. Çünkü çimento sektörü gerçekten yük düşerek hem para kazanma yerine gidecek. Artı sizin de bahsettiğiniz gibi bakımlarını da o saatlere planlayarak bir taştan birkaç kuş vurmuş olacağız gibi gözüküyor. Sabırsızla bekliyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Ben bir ara yakın zamanda çıkacağı dediniz. Tarih verecek falan zannettim. Yok, onu bekliyordum. Acaba Salih Bey bizim bilmediğimiz ne var diye merak ediyordum. Ben çok teşekkür ediyorum. Atladığım bir şey veya sizin belirtmek istediğiniz bir konu var mı? Bunu sormak isterim. Daha sonra dinleyicilerimizden soru alacağım ben. Şirketle ilgili herhangi bir bunu da eklemek isterim dediğiniz bir şey. Yoksa hazır yakalamışken büyük tüketicilere buyurun lütfen. Size de geleceğim. Çok özür diliyorum. Hemen arka taraftan başlayayım. Mikrofonları siz ayarladınız herhalde. Çalışmıyor. Bora Bey size soru gelecekti. Mikrofonu falan bozdurmuş olamazsınız değil mi? Merhaba. Türk Telekom'dan Gökhan Bostanoğlu. Biz de benzer şekilde 2016 yılından itibaren kendi tedariğimizi kendimiz sağlıyoruz. Yaklaşık 50 bin sayaca 1 milyar kilowatt saat bir tüketimi piyasadan tedarik ediyoruz. Dünkü oturumda sabit fiyattan kaçınılıyor dendi müşteriler için. Hani ben katılımcılara sormak istiyorum. Gerçekten sabit fiyattan kaçınıyor muyuz?
Yoksa bir güvensizlik ortamı mı var 2018'de yaşadığımız? Yoksa biraz önce bahsettiğiniz bu PTF endeks, yani PTF'nin sağladığı saatlik avantajlardan mı yararlanmayı tercih ediyorsunuz? Teşekkürler. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Soru bizzat sizlere geldi. Ben ayrı ayrı sormak istiyorum. Bir zamanlar çok meşhurdu sabit fiyatlı elektrik alımı. Ben de katılıyorum beyefendiye. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Niye gerçekleşmiyor bu işlem? Ya da siz niye almıyorsunuz? Bora Bey, buyurun, sizden başlayalım. Yani sırayla cevap vereceksek vereyim. Bizim şu ana kadarki tüketimimiz veya üretimimiz diyelim. Yani elektrik alım-satım dengemiz sabit fiyatlı veya bazı yük seviyesinde bir tedariğe uygun olmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla biz hiçbir tedarikçiyle böyle bir görüşme içine girmedik. Yani hani bizim yapımız gerçekten daha çok black box şeklinde. Kısmi, cüzi bir miktar fazlamızı gün içerisinde satıp aynı gün içerisinde birkaç saat sonra alım yönüne geçebiliyoruz. Çok kompleks bir yapı çünkü. Birçok ünitemiz var. Beklenmedik bir arıza, bakım, duruşu vesaire olabiliyor. Bir talep gelebiliyor ürünle ilgili vesaire. O yüzden hani bununla ilgili bir tecrübem yok ki aktarayım veya size bir yön gösterici cevap vereyim. Oktay Bey, sizden de alalım yorumlarınızı. Şöyle cevap verebilirim. Biz Ege Çelik olarak öncelikle baz enerji sabit fiyatlı alımı her zaman sevdik. Yani hani belli bizim öngörülerimize göre eğer öngörülerimize göre uygun fiyat bulabilirsek o zaman riskimizi bir yerde hedgelemeyi seviyoruz. Ama bunu işte 2000 yani uzun zamandır yapıyoruz. 2018'den sonra da yaptık. Ama şöyle de bir şey var. Mesela 2022 yılında, şimdi ben bir taraftan tedarikçi, bir taraftan tüketici olduğumuz için 2022 yılında ben müşterilerimize teklif ettim yani. Bakın dedim, sabit fiyat var şu kadar. O zamanlarda tarifeye göre yani herkes hem tarifeye bakıyor hem PTF'nin ileriki vadeli tahminlerine bakıyor. Sonrasında bizlerin de fikirlerini alıyor, başka firmaların fikirlerini alıyor, bir karar veriyor. Biz Ege Çelik olarak 2022 yılında elektrik sabitlemeyi tercih etmedik. Çünkü çok yüksek fiyatla satışlar vardı o zamanlar. Yani işte mesela Aralık 2021'de, Kasım 2022'yi bağlayabiliriz. Ama bazı müşteriler tercih etti. Sonra 2022 yılının özeti şöyle oldu. Ben müşterilerime, koca Ege Çelik olarak müşterilerime verdiğim elektrik fiyatı yarı fiyat. Ben o kadar tüketimle iki katı elektrik kullandım. Ya bu bir tercih meselesi. O gün biz o kararı vermedik. Uygun gelmedi bize oradan fiyat bağlamak. Ama müşterime kendi tavsiyem, yani bağlayabilirsin dedim. Orada böyle bir çelişkiler yaşanıyor. Ama tamamen piyasa beklentisi. Bugün itibariyle yaşadığımız bu işte AUF, doların işte hangi dolar gibi konularda maliyetlerde ne çıkacağını, yani böyle öngörülemedik şeyler olduğu için bir kısım sabit fiyattan çekiniliyor. Bir arada mesela sabit fiyat sorduğumuzda şey bulamadık, yani üretici vermiyordu. Ya da verirse çok yüksek veriyordu ya da hiç vermiyordu. Yani çok yüksek de olsa söyle desek de vermiyordu. Şu anda tek tük işlemler oluyor tezgah üstü piyasalarda. Bu bir, dediğim gibi, karar. Yani müşterilerin kimisi hala istiyor sabitlemeyi. Onun için hani şey, kesin bir doğrusu olmadığı için ve piyasada da hiç yok da diyemem. Görüyoruz, anlaşmalar oluyor. Müşterilerden de sabit fiyatlı alanlar oluyor. Geçen sene sanırım daha çok sabit fiyatlı teklifler dönmüştü. O kadar bir, şöyle böyle bir yorum yapabilirim. Yani hani böyle kesin doğrusu yanlışı diyemeyiz yani hani. Herhalde bilmiyorum. Yanıtlayabildim mi bilmiyorum. Çok teşekkürler. Ya kaçınılacak bir şey yok aslında. Doğru sözleşmelerde doğru şekilde şartlar olduktan sonra, fiyat doğru olduktan sonra ve siz ona razıysanız o fiyatta artık hedgelemiş olursunuz. Çok teşekkürler. Salih Bey, aslında Oktay Bey açıkladı ama eklemek istediğiniz bir şey var mı buralara? Ben de Oktay Bey'e ilave olarak, biz de çimento sektörü olarak normalde sabit fiyat severiz ama
Özellikle pandemiden sonra artık sabit fiyatta öngörülemeyen ya da karşı teklif verenlerin yüksek fiyat vermesinden dolayı şu anda sabit fiyata çok bir şey yok. Yani hem öngörülemeyen maliyetler çıkıyor ortadan, hem tedarikçi bunu veremiyor, üretişte zaten yanaşmıyor. Avuf'taki sabitlemeler, kalkmalar da yeniden Avuf'un geri gelmesi bunlar da biraz etken. Dolayısıyla özetlemek gerekirse yüksek, çok beklentinin üstünde yüksek fiyatı olduğu için tercih sebebi değil diyebiliriz şu an sabit fiyata. Başka soru, buyurun. Unutaraktan kendi işleri bakımından kendi işlerini en verimli nasıl yürütebilirler? Enerji fiyatı sürekli böyle değişiyor olması mı daha iyi? Yoksa enerji fiyatlarının birisi gelse, mesela devlet gelse, ben enerji fiyatını sabitliyorum. Yıl boyunca sabit. Herkese aynı fiyatı uyguluyorum. Eski yöntem gibi. Burada şunu yapabilir. Mesela gece fiyatları budur. Gündüz fiyatları budur. Saatleri ayırabilir. Bu yöntem sizin işinizi kolaylaştırma, verimli çalıştırma bakımından doğru mu olur yoksa yanlış mı olur? Şimdi bunun arkasından yine şunu soracağım. Mesela ben biraz geç katıldım. Tam şey Oktay Bey'in büyük tüketicilerin veya tüketicilerin de enerji üretir duruma gelmesi. Bunu ben yanlış bulurum. Çünkü herkes kendi işini en iyi şekilde yapması lazım. Bu noktaya gelindiyse, tüketicilerin de enerji üretici durumuna gelirse o bir şeylerin eksik olması. Ya enerji sektöründeki yatırımcıların eksik olması veya yöneten devletin eksik olması. Her olaya ben şöyle bakmak istiyorum. Herkes işini en verimli bir şekilde, en iyi bir şekilde yapması gerekir. Şimdi bu doğrultuda ben sadece şeyi düşünmeden, enerji fiyatlarını düşünmeden, herkesin aynı şartlarda enerji aldığını varsayaraktan veriminiz artar mı, eksilir mi? Enerjiden para kazanmayı düşünmeyin. Burada tek bir konuşmacıdan cevabı almak istiyorum. Aslında özetlemek gerekirse, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Sabit fiyat politikasıyla devam eden bir süreç mi istersiniz yoksa mevcut süreçten memnun musunuz sorusu geldi. Sabit fiyat yaparken de sabit fiyat yapılırken işte bütçe şurada açık verdi. Ben anladım. Buradan tamamlayayım gibi mantık olmayacak. Çok sağ olun. Ali Bey, ben şöyle cevaplayabilirim. Piyasadaki diğer rakiplerimizle beraber aynı fiyatlama olursa bence iki ve tarife, yani eski sistemdeki tarife de doğru fiyatlandırılırsa, yani dünyayla böyle şey aynı doğrultuda giderse, o zaman aslında ikisi için fark etmez bizim için. Yani yeter ki rakiplerimizle aynı koşullarda çalışalım ve fiyatlandırma da o tarifeye eski görü dönüş doğru fiyat olsun. Şimdi ben tekrar şey yapmak istiyorum. Eğer yatırımcılar şeyler, sizler enerji yatırımcılarının durumuna geliyorsanız, hem beyninizin bir kısmını buraya ayırıyorsunuz. Evet. Kendi işinizden onu azaltıyorsunuz. Hem de bütçenizden bir kısmını burada yatırım yapmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla kendi işinize yatırımı kısmı oluyorsunuz. Evet. Bunları ben tamamen yanlış bulurum. Aslında pek de yanlış sayılmaz. Doğru söylüyorsunuz yani. Hani doğru fiyatlandırmaları olsa. Evet. Ama işte bir şekilde bir bakıyoruz ki bu noktaya gelmişiz. Bir de şöyle, eğer kendi baranıza, yani eğer bir enerji tesisi kurabilirseniz onun iletimden dolayı faydaları olduğu için o belki mantıklı, ama komple enerji şeyini... Bakın, o dediğiniz çok doğru. Enerji tüketildiğinde de üretilmesi. Evet. En doğru yöntem budur. Ama bunu yine enerji işi, enerji olanların yapar. Size de yerinize her şeyi kurmak için orada ciddi avantajlar var. Evet. Bunlar yapılabilir bütün. Evet. Ama ben herkes hangi işi nasıl iyi yapacaksa, en verimli yapacaksa o şekilde yapılmasını düşünüyorum. Aslında yapılmasını. Haksız sayılmaz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Oktay Bey, hemen de haksız sayılmaz. Hiç yine ben sabahtan beri tüketiciyi doğrudur ya. Tüketiciye ben burada gaz veriyorum. Daha ilk dakikada gol yedik. Siz yalnız diye söyledik.
Şaka. Ben çok teşekkür ederim fikirleriniz için. Ben sadece bir taraftan da burayı yukarıda tutmam lazım ki yarın bir gün biz tedariği bıraktık diye gelmesinler bana. Buyurun lütfen. Siz hangi enerji şirketinden geliyorsunuz? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun bilgiler için. Buyurun lütfen. Merhaba. Ben Oktay Bey'e bir soru sormak istiyorum. Daha sonra da bütün katılımcılara sürdürülebilirlikle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi Oktay Bey, biraz önce bu yük düşümüyle ilgili mevzu açıldı. Ve siz dediniz ki ben eğer tesisimi durdurursam bunun bana bir mali külfet olacak. İşte çeliğim donacak. Üretim süreçlerini durduracağım. Diyelim ki size TİAŞ ya da iletim hattını yöneten şirket dedi ki 4 saat durun. Bunun size bir üretim kaybı ve bir maliyeti çıktı. Ve büyük ihtimal siz bu sistemde de bir katılımcıysanız tüketici olarak bunu ne yapacaksınız? Fiyatlarınıza, yani yük düşme fiyatlarına yansıtacaksınız. Hatta biraz kâr da koyacaksınız. Doğru anladım değil mi? Aslında ben orada yanıtlayayım. Anlamadım. Orada şundan bahsediyor. Ben de yanıldıysam lütfen düzeltin. 4 saat bir yük düşüm işlemi gerçekleşecek. Sizin tesisinize talimat geldi. Siz orada yük düştünüz ve bu bir maliyet doğurdu. Bir sonraki üretime, çelik üretimine bu maliyeti yansıtacak mısınız sorusu mu? Yok. Doğru mu anladım? Şimdi siz bu duruşun size bir maliyeti var. Siz üreticisiniz, sanayicisiniz. Yeniden çalışmanız bir maliyet çıkarıyor size. Siz bu fiyatı, yani bu maliyeti ürünün fiyatına mı yansıtacaksınız? Yoksa oradaki yük düşme teklif fiyatına mı yansıtacaksınız? Şöyle güzel. Bunun cevabını verdiniz aslında ürün, da. Ürün fiyatına istediğimiz gibi yansıtamıyoruz. Ürün fiyatını market belirliyor. O da belirli bir market çerçevesine geçecek. Yani ürün fiyatını ben maliyetim bu kadar deyip maliyetimin üstüne fiyat koyup satamazsınız. Yani market bu, neyse. Evet, bu yük durma sizi maliyetinizi arttırdı. Ürününüzün maliyetini arttırdı. Siz bunu teklife yansıtacaksınız değil mi? Hangi burada, teklife? Çok özür diliyorum. Araya girebilir miyim ben? Burada şöyle bir mekanizma var. Yük atma teklifine. Evet. Tamam. Evet. Oraya yansıttınız. Ürüne dediniz zannettim. Evet. Ürüne yansıtmadınız. Teklifinize yansıttınız. Ve oradan biraz da gelir de elde edecek bir teklif attınız diyelim. Bir gelir elde ettiniz ve duruşunuzu yaptınız. Peki TİAŞ size şunu söylese, 4 saat durun, size çok uygun maliyetli enerji vereceğim dese, ne dersiniz? İkisinin matematiği aynı yere çıkıyor. Ben hemen soruyu şöyle düşüreyim. TİAŞ doğrudan tüketiciyle konuşmayacak. Arada bir toplayıcı mekanizması olacak. Dolayısıyla toplayıcıyla son kullanıcı arasında bir anlaşma söz konusu. Son kullanıcıyla toplayıcı anlaşırken de her bir tesisin ayrı maliyetine göre kendi için, esnek yüküne göre kendi içinde farklı bir anlaşma yapabiliyor olacak. Aynı zamanda bir toplayıcı olduğu için o demir çelik fabrikası o saatlerde müsait değil ise kendi portföyünde bulunan farklı bir demir çelik veya çimento veya herhangi bir sektör oyuncusundan yük düşme işlemi gerçekleşebilecek. Dolayısıyla bir zorunluluk olarak algılanmasın o saatte yük düşme zorunluluğu. Şu olabilir, sizin ben verdiğiniz... Ben şimdi bu soruyu biraz ekstrem durumları düşünerek sordum. Yani diyelim ki sistemde ciddi manada yük fazlası var. Siz durdurmanız gerekiyor. Ya üreticiyi durduracaksınız ya da tüketiciyi tüketmekte durduracaksınız ki dengeleyebilirsiniz sistemi. Ama tüketicinin durmasının bir maliyeti var. Ama üreticinin durmasının onun kadar fazla maliyeti yok. Çünkü üretici eğer uygun fiyatta kendi ürettiği enerjiden uygun fiyatta talimat alacaksa duracaktır, durabiliyorsa. Ama buradaki sıkıntı aslında tüketimin çokluğu. Yani biraz ters konular. Tüketim çok olduğu için tüketim, ya üretim çok olduğu zaman o başka bir konu. Bu tüketici tarafında. Yani buyurun. Çok özür diliyorum. Bir sorunuz daha var. Çok özür dilerim. Kusura bakın. Buyurun lütfen. Ya şu anda çok büyük sanayi kuruluşlarının temsilcileri karşımda duruyor. Sürdürülebilirlik adına ben her katılımcıya bir soru sormak istiyorum. 3 boyutu var sürdürülebilirliğin. Ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutu var. Ben TÜPRAŞ'a ekonomik, yani sürdürülebilirlik kapsamında ekonomik olarak sağladığınız katkı ya da firmanızın ileriye yönelik bir planı var mı? Oktay Bey'e de toplumsal yönünü soralım. Sürdürülebilirlik adına firmanız toplumsal fayda ne üretiyor, ne yapmayı planlıyor? Salih Bey'e de sürdürülebilirlik adına çevresel anlamda yaptığınız katkılar nelerdir?
İleri yönelik neler yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sorunuz için. Bizden sonra bir oturum daha var. Moderatör de Filiz Hanım. Burada da gereken baskıyı hissediyorum kendisi. Bana Doğan Artakalp diyor. Şunu sözünü vereyim ben size. Sizin sorun, bundan sonraki soruları tutalım. Oturum bittiği gibi size cevaplayalım. Sizin için de uygunsa. Hızlıca ayaküstü olacak ama siz sorunuzun cevabını alacaksınız. Buyurun lütfen. Ben size soracağım Doğan Bey. Teşekkürler Selçuk Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkürler. Şimdi bu talep tarafı katılımıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz 2 sene önce kamu tarafı dedi ki duracaksınız dedi ve bu doğalgaz arz sıkıntısından dolayı herkes durdu. Evet. Bunun karşılığında bir sopayla bir kamu bunu söyleyebiliyor zaten ve karşısında da böyle bir şey var. Şeyi sormak istiyorum. Kamu tarafında bir mentalite değişikliği mi var? Yani siz yakın görüşüyorsunuz. Orada bir değişiklik mi var bu zihniyette? Yani sopalı durmanın karşısında böyle bir para verecek bize sonuçta durduğumuz zaman. Bu değişikliğin sebebi nedir? Şu andan itibaren söyleyeceğim şeyler sadece beni bağlar. Şirketi bağlamaz. Açıkçası söyleyeyim. Dolayısıyla şirketle ilgili yanlış anlaşılmasın. Ben şu an tamamen Doğan Sönmez şahsiyetiyle konuşuyorum diyebilirim. Selçuk Bey, ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim. Aslında aramız iyi demeyelim. Sürekli irtibat halinde fikir alışverişi yapıyor sektördeki bütün oyunculardan. Zamanında ihtiyaç vardı ve yönetmelikte eksikler olduğu için, yük düşme zorunlu olduğu için sopalı kavramı kendi şirket çatımdan çıkıyorum ve size sonuna kadar destek veriyorum. Sopadan daha ağırını da söylüyorum. Şu an tamamen şirketi ayrı tuttuğum için birazcık daha böyle zoraki yapıldı bu işlemler. Ama tutmadığı için ve rahatsızlık verdiği için, örnekleri de Avrupa'da olduğu için bir para ödemesi, bir gelir kapısı şeklinde olması öngörülüyor. Piyasanın sıkıştığı için de ben bizzat net bir şekilde söyleyebilirim. Kurumdaki yetkili kişiler bazen günlük olarak haftanın 5 günü bir araya gelip bununla ilgili çalışıyorlar diyebilirim. Olumlu sonuçlandığını düşünüyorum. Umarım cevabı olmuştur. Evet, teşekkürler. Çok sağ olun. Başka sorunuz yoksa son kez alayım, hızlıca lütfen rica edeceğim, kalkalım. Merhabalar, benim bir sorum size olacak. Evet. Bu yük düşümleriyle alakalı olarak yük düşümün ispatı nasıl oluyor? Bir analizör mü takılıyor? Bu analizör TİH tarafından da izlenebilir mi oluyor? Bunu merak ediyorum. Sayaç anlık olarak bir kutuyla izleniyor. Toplayıcının kontrolünde bir kutuyla izleniyor. Aynı zamanda iletim sistemi operatörünün de sağlamasını yapacağı OSO sistemi dediğimiz, ilerleyen zamanlarda farklı bir mekanizma olabilir. Onlar da bir şekilde izleniyor. Yük düşüm işlemi gerçekleştirdikten sonra uzlaştırma dönemlerinde net rakamlar karşılaştırılabilir. Olması gereken konu, toplayıcılar da TİH'de ekranlarını paylaşıp anlık yük düşümünü gösterebilirler diyorum. Filiz Hanım bana çok sert bakmaya başladı. Çok teşekkür ederim katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza. Çok keyif aldım gerçekten. Emeğinize sağlık. Tebrik ediyorum sizi. Bravo.